Haftalıklar bugün ödenir mi acaba? Ne bileyim. Müdür denen bostan korkuluğunun bir laf ettiği yok ki. Bugün yarın deyip oyalayıp duruyor. Serap Hanım hiç gelmiyor mu fabrikaya? Uğradığı falan yok buralara. Şu uğursuzu dikti başımıza. Sen hiç gördün mü hanımı? Gördüm tabii. Nasıl biri? Bir zamanlar o da burada işçiymiş diyorlar. Esah mı? Esah ya. Sonra Muzaffer Bey'le evlenip hanım olmuş diyorlar. Öyle. Hanım oldu. Şimdi koskoca çiftlik, fabrika hepsi onunmuş. Elini sıcak sudan soğuk suya gomazmış. Öyle mi Fakize abla? Müdür bey. Baksana bir buraya. Haftalıklar bugün ödenecek mi? Hayır. Bankada bir sorun çıktı. Yarın inşallah. O yarın hiç gelmiyor müdür bey. Haftalardır aynı laf. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Yetti artık. Maaşlar ödenecek. Koskoca Dinç Aslan fabrikasından kimin alacağı kalmış bugüne kadar? Yalnız sen böyle davranmaya devam edersen hiçbir şey alamazsın. Senin yerinde olmak için kapıda kaç kişi sürünüyor? Haberin var mı? Ben hakkım olanı soruyorum. Fabrika 3 gün sıkıştı diye hemen atmaca gibi saldırıyorsun. Bu ne nankörlük? Hadi dönün işinize. Müdür bey. Bugün ödeyecek misiniz haftalıkları? Pazartesi ödenir haftalıklarımız. Bugün için de ödenir demişsiniz. Bu kadar çok konuşacağına işini doğru düzgün yap. İşçi milleti değil misiniz? Hepinizin derdi işten kaytarayım cebim olsun. İşinizin başına geri dönün diyorum. Size diyorum. İşinin başına geri dön diyorum. Emrediyorum sana. Duymuyor musun? Dağılın. Herkes işinin başına. Haftalıklarımızı almadan çalışmıyoruz. Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Gitmiyoruz. Hakkımızı verin. Haftalıklar ödenmeden iş başı yok. Hakkımızı almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Bakın, bakın. Bu yaptığınız suç. Şimdi jandarmayı ararım, hepinizi tutuklar. İşinizin başına dönün. Sizin grev yapma hakkınız yok. Senin de paralarımızı vermeme hakkın yok. Elinden ne geliyorsa onu yap. Size 15 dakika mühlet. Ya işinizin başına dönersiniz ya da jandarma gelir. Karar sizin. Attın o vakit. Eve aş götüremedikten sonra ne fark eder? Yetti ama. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ben de onu anlamaya çalışıyorum Serap Hanım. Durduk yere işi bırakıp dışarı çıktılar. Yalan konuşma. Manyak mıyız biz durduk yere işi bırakalım? Aylardır haftalıklarımızı düzenli almıyoruz. Sesimizi çıkarmadık. Ama son 6 haftadır tek bir kuruş bile almadık. Çoğumuzun ailesi, çoluğu, çocuğu var. Alacaklılar tepemizde, perişanız. Canımıza tak etti. Gel benimle.
Dedikleri doğru mu? Adam gibi anlat meseleyi. Efendim, mübalağa ediyorlar. Bankalarda son zamanlarda para akışıyla ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Ödemeler tam zamanında yapılamadı yani. Lakin abarttıkları gibi bir mevzu yok ortada. Ben zaten pazartesi günü ödeme yapılacağını söyledim onlara. 6 haftadır para alamıyoruz diyorlar Selim. Benim niye bundan haberim yok? Ben sizi böyle önemsiz meselelerle meşgul etmek istemedim. Önemsiz dediğin mesele bu mu? Serap Hanım, ben meselenin bu hale geleceğini hiç düşünmemiştim. Ayrıca fabrikanın istikbali açısından paraları bankaya yatırıp bazı faiz geliri elde etmeye çalışmıştım. Sen bana sormadan ne cüretle böyle bir şeye kalkışırsın? Ben siz memnun olursunuz diye düşünmüştüm. Ayrıca açmayı planladığınız dokuma atölyesinin ilk alımlarını da bu faiz geliriyle yapacaktık. Tamamen iyi niyetimden. Lütfen bana inanınız. Şimdi anlıyorum. Büyük bir hata yapmışım sizi bu konuda haberdar etmemekle. Bankalarla ilgili vekaletnameyi iptal edeceğim. Ayrıca haftaya katiplerle buluşup hesapları çıkartalım. Bakalım ne kadar faiz geliri elde etmişsiniz. Eğer bu olay sizin nezdinizde herhangi bir güven eksikliği yarattıysa ben bir dakika dahi durmam burada. Madem iyi niyetlisiniz, korkacak bir şey yok, öyle değil mi? Elbette. Şimdi git Pakize'yi çağır. Serap Hanım seni çağırıyor. Kovacak mı acaba? Kovarsa kovsun. Pakize, sakın pes etmeyesin ha. Şu şikayetleri bir de senden dinleyelim. Nedir, anlat bakalım. Dediğim gibi haftalıklar ödenmedi. Zaten aylardır gecikip duruyordu. Neredeyse günde 14 saat çalışır olduk. Şikayet edenler de kovulmakla tehdit ediliyor. Pamuğun değeri arttı, bizim çalışma saatlerimiz arttı. E fabrikadan çıkan mal da arttı. Gene de 3 kuruş haftalıklarımız ödenmiyor. Size ne fabrikanın karından? Sizin mi burası? Bugün haftalıkların tamamı ödenecek. Bugün mü? Ama bu mümkün değil Serap Hanım. Bugün dedim. Bir daha tekrarlamayacağım seni. Ayrıca herkese makul oranda zam yapılacak. Anlaşıldı mı? Birikmiş haftalıklar bugün ödeniyor. Esnaf mı? Deme ya. Hay yaşa. Ödeniyor demek. Ulan yaman kızsın Pakize. Durun, durun hele. Daha bitmedi. Bir de üstüne zam yaptı. Ne diyorsun? Allah razı olsun senden Pakize. Çıktın hakkımızı savundun ya. İnsan evladıymışsın. O müdür olacak solucan herifi bir görecektiniz ki. Nasıl ezim ezim ezildi. Oho olsun ona, iyi olmuş. Kız Pakize, seni sendikanın sözcüsü mü yapsak, ne yapsak ha? Eskiden tüm bunları patronun karşısına tek başına dikilip güllü söylerdi, biliyor musun? Hayat ne garip değil mi? He, öyle. Hayret, nasıl insafa geldi? Gelecek tabii ya. Ne çabuk unuttu burada bizimle çalıştığı günleri. Unutur, unutur. O kadar zenginlik, her bir şeyi unutturur. Öyle deme kız. Parayla, mevkiyle saadet olur mu hiç? Elbette parayla, mevkiyle her bir şey olur. Ne oldu işte? Başında erkeği de yok. El kadar bebeğiyle ortada kaldı. Dünya malı kimseye kalmaz. Hiç istemezdim onun yerinde olmak. Herkesin nefret ettiği biri olmayı kim ister ki?
Size de yaranılmıyor ha. Kadın ne dediysek tamam dedi. Daha ne konuşuyorsunuz? Gene insan gibi insan bak. Derdimizi söyledi, fazlasını verdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.